Merhaba arkadaşlar. 7. KTT'miz fiilimsi ile alakalı. Şimdi sizlere soru çözümüne başlayacağım KTT'deki. İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil. 3 çeşit fiilimsimiz olduğunu da unutmadan. İlk soru bize diyor ki cümlelerde geçen fiilimsileri eşleştireceğiz türlerine göre. İkişerli olarak gruplayacağız. Bir tanesi dışta kalacak. Acaba bu dışta kalan hangisi? Birinci cümlede beni yanlış anlamadım. Belki yanlış anlamışsındır. Onunla konuşmayı denemelisin. Konuşmayı, konuş fiili MMA'dan isim fiili olmuş. Üstüne de hatta belirtme haleki almış. Bir de isim fiilimiz var. İki de daima yanında taşıdığı anahtarla. Hangi anahtar? Taşıdığı anahtar. Taşımak dıktikten sıfat fiil. Üç de onlar benden özür dilemedikçe bir daha aralarına katılmam. Ne zaman katılmam? Özür dilemedikçe katılmam. Dilememek dikçeden zarf fiil. Dörtte Manavgat Şelalesi ülkemizdeki görülesi yerlerin başında geliyor. Nasıl yer? Görülesi yer. Görülmek esi ası sıfat fiil. Buradan da aslında 2 ve 4 sıfat fiiller olarak eşleşti. 5'te yataktan kalkar kalkmaz pencereye koştu. Ne zaman koştu? Kalkar kalkmaz koştu. Koşma fiilinin zamanını açıklayan bir zarf öbeği. Kalkar kalkmaz ikileme biçiminde oluşmuş zarf fiil. Buradan da zaten 3 ve 5 birbiriyle eşleşti. Birdeki isim fiil dışta kaldı. Cevabımız A. İkinci soru. Hangisinde eylemsi yani fiilimsi kullanılmamıştır? A'da ararım kaybolan çocukluğumun şeklinde devam ediyor. Nasıl çocukluk? Kaybolan çocukluk. Kaybolmak en andan sıfat fiil. C'ye geçelim. Bazen hedefim görülmedik yerlerde. Nasıl yerlerde? Görülmedik yerlerde. Görülmedik sıfat. Görülmemek dikten sıfat fiil olmuş. D seçeneğinde bir görüşte sana ümit bağladım. Halin nedir diye bir gün sormadın. Burada göz ardı edebildiğimiz bir zarf fiil var arkadaşlar. Diye sözcüğü demek ünlü daralmasına da uğramış. E a zarf fiil ekiyle zarf fiil olmuş. E seçeneğinde görünmez bir mezarlıktır zaman. Nasıl mezarlık? Görünmez mezarlık yine bir sıfat fiil olarak karşımıza çıktı. Fakat B seçeneğinde herhangi bir fiilimsimiz yok. O yüzden cevap B. Üçüncü soru. Hangisi bağ fiil yani zarf fiil değildir? Zarf fiili hatırlarsanız ulaç, bağ fiil gibi farklı şekillerde de adlandırabiliyorduk. Şimdi ev halkının yorgunluktan uyuyakalıncaya kadar uyuyakalmak ince ince zarf fiil olmuş. Daha önce onlarca kez dinleyip ezberlediği savaş anılarını dinleyip dinlemek ip zarf fiil. Alt satırda kah esneyerek, kah uyuklayarak demiş. Esnemek, uyuklamak bunlar yine zarf fiil ekleri almış ve zarf fiil olmuş. Dinlemekten kaçması imkansızdı. Dinlemekmak burada arkadaşlar isim fiil eki. Üstüne hatta denden ayrılma haleki almış. 5 bağ fiil yani zarf fiil değil. Cevabımız E olacak. Dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü soru kaç tane eylemsi var diyor bize. Şimdi karın yağdığını görünce yağdığını görüyorsunuz. Görünce yine fiilimsi kar tutulan toprağı tutulan sıfat fiil anlayacaksın. Bu çekimli bir fiil arkadaşlar. Şimdiye kadar yağdığını görünce tutulan 3 taneyi gördük. Toprakta bir karış karı görünce görmek yine ince ince bunu da aldım. Kar içinde yanan karı anlayacaksın. Nasıl kar? Yanan kar. Yanmak en andan sıfat fiil bunu da aldım. İki tane görünce var. Bunları farklı farklı alacağız. Tutulan var. 3 etti. Yanan 4 etti. Aynı zamanda ne kaldı? Yağdığını. Burada 5 tane cevap E olarak kabul etmeliyiz. Beşinci sorum. Hangisinde eylemsi kullanılmıştır diyor bize. D seçeneğine bakarsak atlılar kayboluyor güneşin battığı yerde. Hangi yer? Battığı yer. Batmak dıktikten sıfat fiil olmuş. Yer ismini açıklamış. Cevabımız D olacak. Altıncı soru. Bir parça var. Burada bazı sözcükler var. Bunların hangisi fiilimsi değildir diyor. Tabii ki parçayı okuyup dikkatli de olmalıyız. Fakat süreyle de yarışıyorsak eğer aslında şıkları da incelersek yayılırken zarf fiil, vızıldayıp ıp ip zarf fiil, sallayarak yine zarf fiil, kovduktan yine bir fiilimsi arkadaşlar görüyorsunuz.
Dık dikten sıfat fiil yoluyla oluşmuş. Bunların hepsi zaten özünde bir fiil, aldıkları eklerde fiilimsi olmuşlar. Fakat direkt C seçeneğine odaklanırsanız burada düşünce zaten bir isim. Fiilimsi olabilmesi için arkadaşlar bizim fiilimsi ekinden önceki öbeğimize mutlaka bir fiil olması gerekiyor. Bunun böyle bir durumu dahi yok. O yüzden cevabımız 6. soruda C olacak. 7. sorudayız. Hangisinde adlaşmış sıfat fiil yoktur? Şimdi adlaşmış sıfat fiil ise eğer normalde sıfat fiil sıfat görevinde olur ve bir isimden önce gelir, ismi açıklar. Adlaştıysa nitelediği, belirttiği isim düşmüştür. Sıfatın özelliklerini taşır sıfat fiillerde, yani ortaçlarda o şekilde de adlandırıyoruz, unutmayalım. Bir de kendini yığın haline getiren bir ulus var olamaz. Tek kaygısı para olan bir yığın yaşayamaz. Şimdi burada getiren ve olan sıfat fiilleri var. Fakat getiren ulus, para olan yığın şeklinde sıfat tamlamaları öbeği var. Yani bunların niteledikleri isimler düşmediği için burada adlaşmış bir sıfat fiil yok. Cevap zaten direkt A arkadaşlar. Diğerlerinde adlaşmış sıfat fiillerimiz var. 8. sorudayız. Numaralanmış sözcüklerden hangisi eylemsi değildir demiş. Şimdi zaten bakarsak bu uçurum gibi büyüyen sükut, hayattan, ışıktan, ümitten kopuş. Kopmak iş isim fiil. Nihayet gönlüme baharı getiren sesiniz. Nasıl sesiniz? Getiren sesiniz, getirmek en andan sıfat fiil. Ufukta siz olmasanız. Bu zaten arkadaşlar olumsuz bir fiil. SSA koşul kipi. Siz olmasanız ikinci çoğul kişiyle çekimlenmiş dümdüz bir fiil. Fiilimsi değil yani. Cevap aslında direkt çıktı C seçeneği. Denmek en andan sıfat fiil. Dayanılmaz çile 5'te. Dayanılmak mezmazdan yine sıfat fiil olmuş. Cevap C seçeneği olacak. 9. soru. Hangileri fiilimsi değildir demiş bize. Şimdi bakarsak, şimdi ben ağlayarak zarf fiil, sevgisiz kalan kalbi kalan sıfat fiil, veririm hüsnünüze, veririm, vermek geniş zaman birinci çoğul kişiyle, birinci tekil kişiyle çekimlenmiş bir fiil. Üçü aldım. Hüsnünüze kırık ayna gibi. Şimdi kırık ayna, kırık burada sıfat ama sıfat fiil değil. Kırmak ilk böyle bir hani sıfat fiil ekimiz yok bizim. O yüzden dördü de aldım. Cevap D olacak arkadaşlar. Sevdiği kadınsınız. Hangi kadın? Sevdiği kadın mesela 5'te. Yine sevmek dık dikten sıfat fiil olmuş. Biz 3 ve 4 olan D seçeneğini cevap almalıyız. Geldim 10. soruya. Şimdi burada altı çizili fiilimsiler var. Bu fiilimsilerin türlerinin sırasıyla ne olduğunu bulacağız. Çıktığını arkadaşlar dık dik görüyorsunuz sıfat fiil. Görünce, ince, ince, zarf fiil, bağ fiil, aynı zamanda ulaç, birikmeye, birikmek, mema'dan isim fiil olacak. Sıfat, zarf ve isim fiil olarak sıralayacağız. Bu da arkadaşlar B seçeneği olacak. 11. soru. Bu parçada geçen tanıyoruz, diyor, sökülmemiş istediği sözcüklerin hangileri fiilimsidir demiş. Şimdi zaten tanıyoruz ve diyor'u direkt atmamız lazım. Çünkü bunlar şimdiki zamanla çekimlenmiş birer fiillerdir arkadaşlar. Çekimli fiillerdir. Fiilimsi olamazlar. Metin içerisinde de bakarsanız görev itibariyle sökülmemiş sıfat fiil, istediği yine sıfat fiil olarak göreceksiniz. Fiilimsidir bunlar. 3-4 olacak. Cevabımız E. Şimdi bu parçayla ilgili hangisi söylenemez demiş 12. soru. E şıkkına bakarsak 5. cümlede birden fazla isim fiil kullanılmış diyor. Seslenen, gülüşen çocuklarla seslenen, gülüşen, bunlar sıfat fiil. Aralık kapılarından laflayan kadınları işittim. Laflayan kadınlar yine sıfat fiil. Burada arkadaşlar birden fazla isim fiil yok. Birden fazla sıfat fiil var. O yüzden E seçeneği yanlıştır. Cevabımız E. 13. soru. Fiilimsilerin hangileri türce diğerlerinden farklıdır demiş 13. soruda. Şimdi bakarsak uzatılan kırışık kağıt paralar. Uzatılan en andan sıfat fiil. Bire sıfat fiil dedik. İnandığı sabah siftahına. İnandığı dık dik arkadaşlar. Yine sıfat fiil olacak.
Sonrasında koyarken, ken bu zarf fiil, çektiği kitabına, çekmek dık dik sıfat fiil, atmamak için mekmaktan isim fiil. Yani 3'teki zarf fiil, 5'teki isim fiil, bunlar da diğerlerinden türce farklı, diğerleri çünkü sıfat fiil. Biz 3 ve 5'i alacağız, cevabımız E. 14. sorum, hangisi söylenemez demiş. Şimdi bakarsak zaten boğaz gümüş bir mangal kaynatır serinliği. Çamlıca'da yerdedir göklerin derinliği. Metni güzelce bir inceleyin. Burada herhangi bir isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil yani bir fiilimsi yok. O yüzden fiilimsi vardır A seçeneği yanlış olacak arkadaşlar. Cevabımız A. 15. soru, altı çizili sözcük diğerlerinden farklı bir ek almıştır diyor. Şimdi mutlu olma arzusu. Mutlu olma arzusu. Burada isim fiil eki. B'de yüzünde tatlı bir gülümseme. Gülümse MMA'dan isim fiil eki. Kimseye bu kadar çok güvenme. Üzülebilirsin. Şimdi burada MMA var ama bu sefer güven fiili bir isme dönüşmemiş. Bu zaten hala emir kipinde olumsuz ikinci tekil kişiyle çekimlenmiş bir fiil. O yüzden buradaki de farklı bir ek almış. Cevap C. D'de durağa yanaşan otobüse yetişme gayretindeydi. Yetişme gayreti tamlama dahi kuran bir yine isim. Okuma alışkanlığı ne alışkanlığı? Okuma alışkanlığı yine bir isim olarak karşımıza çıktı. Ve geldim 16. soruya. 16. soru hangisinin bir örneği yoktur demiş. Şimdi bakarsak şıklarımıza göre de küçüklüğümden beri saadeti israf etmekten korkar. Etmekten, etmekmaktan isim fiilimiz var arkadaşlar. A'ya attım. Korkar bir kısmını ilerisi için saklamak isterdim. Şimdi isterdim, onu isterdim. Onuyla uyumlu geçişli bir fiilimiz var. Nesne alabilen E'yi de attım. A ve E gitti. Baktığımızda bu halim gerçi birçok fırsatı kaçırmama sebep olurdu. Sebep olmak geniş zamanın hikayesi biçiminde ek eylem alarak birleşik çekimli bir fiil olmuş. Bunu da gördük, D'ye attım. Fakat fazlasını isteyerek demiş, istemek erek görüyorsunuz burada zarf fiilimiz de var. Sıfat fiil yok arkadaşlar. Cevap C olacak. Hangisinde adlaşmış sıfat fiil kullanılmıştır? 17'de bizden bunu istiyor. Bunun gibi bir soru az önce de yaptık. Adlaşmış bir sıfat fiil varsa nitelediği, tamamladığı ismin düşmesi gerekiyor. Ve biz E seçeneğine bakarsak o gün duyduklarımı hayatım boyunca unutmadım. Duymak dık dik. Burada bir sıfat fiil var ama o gün duyduğum şeyler, duyduğum sözler neyse artık nitelediği isim düşmüş. Duymak dık dikten adlaşarak bir sıfat fiil olarak yoluna devam etmiş. 18. soru hangisinde fiilimsi yoktur diyor. Bir de ertesi gün daha geç yola çıktığımızdan geceyi ana şoseye yarım saat kadar uzaklıkta bulunan köyde geçirdik. Bulunan köy, bulunmak görüyorsunuz. Sıfat fiil çıktığımızdan burada da var aslında fiilimsi. İkide arabayı babam ve ben nöbetleşerek sürüyorduk. Nasıl sürüyorduk? Nöbetleşerek, nöbetleşmek fiili zarf fiil olmuş. 3'te Fahri de bu işe karışmak istediği için karışmak mekmaktan isim fiil 3'te de görüyoruz. Aynı zamanda 4'te içten gelerek o deyişi bizi güldürüyordu. Gelerek zarf fiil, deyişi hatta isim fiil. Burada birden fazla bile fiilimsi var. 5'te herhangi bir fiilimsi yok. Cevabımız E olacak. Geldik 19. soruya. Burada önce bize bir açıklama yapmış. Mış ekim sıfat fiil yapabildiği gibi fiil çekim eki görevinde kullanılıp zaman bildirebilir. Evet, burada cümleleri okumadan geçmiyoruz. Mesela işte taşınmış eşyaları bir tarafa yığdım. Taşınmış eşya burada sıfat olurken işte taşınmış bu eve dediğimde fiildir. Yani cümleleri okuyarak aslında biz buna anlamalıyız. Hangisinde farklı bir görevde kullanılmışmış buna bakacağız. Yani hala çekimli bir fiil mi yoksa fiilimsi mi? Saçları ağarmış, yüzü buruşmuş fakat yine de kaybolmamıştı güzelliği. Bunlar öğrenilen geçmiş zamanla çekimlenmiş, ağarmış, buruşmuş fiilleri arkadaşlar. B'de, C'de, D'de ve E'de bakarsanız eğer bunlardaki hepsi sıfat fiil görevinde bir ismi açıklama göreviyle var olan sözcükler. Fiilimsi eki yani o cümlelerde cevap A olacak. Orada hala çekimli bir fiil çünkü. Ve geldim 20. soruya. Hangisi yanlıştır demiş.
Şimdi A diyor ki, birinci cümlede kullanılan can eke zarf fiil oluşturmuştur. Bakalım, hani bazı yaz günleri hiç rüzgar yokken deniz üstünde bir meneviş belirir. Şimdi can kesinlikle bir zarf fiil ekidir. Fakat bunun zarf fiil yapabilmesi için eklendiği sözcüğün bir fiil olması gerekiyor. Fakat yokken derken yokmak diye bir fiilimiz olamayacağına göre evet zarf fiil eki almış ama bu bir zarf fiil değil. O yüzden cevabımız A seçeneği olacak. Böylelikle bu KTT'mizi de bitirmiş olduk.